Evet, test 4'e geldik arkadaşlar. Bakalım. Pelin yukarıda 6 saat fotoğrafındaki fotoğrafından birisini rastgele seçiyor. Seçtiği saat fotoğrafının 11'i gösterme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar fotoğraflar net gözüküyor mu? Bir zoom yapalım. Burada görüyorsunuz ki arkadaşlar 12.30, 12.30. Burada 11. Burada 10 çeyrek. Burada kaç arkadaşlar bu? 8.30, 08.30. Burada 06.30. Burada bu kaç arkadaşlar? 10.45 değil mi arkadaşlar? Bize ne diyor? 11 gösterme. 11 bir tane arkadaşlar. İstenen bölü hepsi yapacağım. İstenen bölü hepsi. O zaman bir tanesi isteniyor. 6 tane içinden. Çünkü 6 tane var. O zaman cevap 1 bölü 6. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 2. Zoom'u kaldıralım. 32 siyah toplam 88 tuşlu piyanonun tuşlarına rastgele basan Ömer'in siyah bir tuşa basma olasılığı nedir? Klasik arkadaşlar. Yine basit bir soru. İstenen bölü hepsi. Nedir istenen bölü hepsi? Ona bakalım. 32 siyah tuşlu istenen siyahtı. Siyah bölü hepsi. Yani 32 bölü 88. 8'e böl. Sakin bir 4. 8'e böl 11. Git işaretle 4 bölü 11. Evet, bir dahaki sayfaya geçelim. Bir küpün yüzeyine haftanın 6 günü her yüze bir gün gelmek şartıyla yazılacaktır. Bugünler pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazarı yazmamış. Haftaya atılan küpün üst yüzeyine gelen tarafındaki günün C harfiyle başlayan bir gün olmalısıdır. C ile başlayan iki tane var arkadaşlar. Kaç tane de? 6 günden iki tanesi. O zaman sorular istenen bölü hepsi yapıldığında 2 bölü 6 1 bölü 3 geldiği anlamına geliyor. Şimdi karakartal kelimesindeki her harf Beşiktaşlı bir adam hazırlamış soruyor galiba arkadaşlar. Aynı özelliklere sahip farklı kağıt parçalarına yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Kağıt diyenleriniz kaç kişiydi sizin kağıt? Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta R harfinin yazma olasılığı kaçtır? Evet, şimdi istenen böyle hepsi yapacağım yine. Hepsi için sayıyı anlamam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. İşte soruda size kara kartalın harfini saydırırlar arkadaşlar. Benim gibi Galatasaray ya da siz biriniz Fenerli olsanız bile. İstenen R harfi. R'de gördüğünüz gibi iki tane var. 2. Sadeleşirse 1 bölü 5. Sakin bir Bursa. Devam edersek arkadaşlar. 5. sorudayız. Yukarıda verilen A grubundaki sayıların biri seçerek B grubu oluşturmak istenmektir. Buna göre oluşturacak B grubundaki sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar istenen böyle hepsi yapıyoruz yine. Sabit. İstenen tek olabilmesi için bizim elimizde 1, 3, 5, 7. Toplam 4 tane burada var. 3'te 7. Yani istenen 4 tanesi 1, 3, 5, 7. Hepsi 7 tane. Cevap o zaman 4 bölü 7. Yukarıda bir örüntünün ilk 5 adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün ilk 10 adımındaki sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3'ün katı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar çift sayılar 2, 4, 6, 8, 10. O zaman 10 adımı tamamlayalım. 12, 14, 16, 18, 20 değil mi arkadaşlar? 3'ün katı olanlara bakalım. 3'ün katılar bunlar arkadaşlar. O zaman toplam arkadaşlar kaç tane oldu? 1, 2, 3 istenen böyle hepsi yapacağım. İstenenler 3 tane. Hepsi 10 tane. O zaman 3 bölü 10. Şimdi iyi matematikçiler için başka bir soru yapalım. Bu soru değişik olsaydı arkasını çözelim ne olacak? O zaman bu örüntü şöyle olsaydı yine 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde
devam eden örüntünün 134 ilk 134 elemanı içinde içinden seçilen bir elemanın 3'e bölünme ihtimali. İhtimal demek olasılık demek. Arkadaşlar kaçtır? Şimdi bu soruyla deminki soru biraz daha aynı ama şimdi ilk 134 terimini yazacak mıyız? 134'ün iki katı 268 taneye kadar yazacak mıyız arkadaşlar? Acıklı olurdu. Deminki girizgahtan soru küçültmeden ki soru küçültme olarak da deminki soruyu çözmemiz lazım, kullanmamız lazım ama şuraya bir anlatayım. Neydi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kaç tane var arkadaşlar burada? Bakalım şu, pardon, yanlış yeri işaretledim. 3'ün katları bunlar. 3'ün katları hangileri arkadaşlar? 6. Niye 6 6 gidiyor arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Çünkü ben 2'nin katlarındayım ve 3'ün katı isteniyor. O zaman ekok 2 ile 3 dediğimizde 6 6 gitmesi lazım. Bunu anladıysam o zaman ben 134 tane sayı içerisinde 6'nın katı arayacağım. Ama bu soruda çözmem lazım. 20'nin içerisindeki 6'nın katlarını bulmam lazım. 20'nin içerisinde 2'nin katlarını bulmam lazım. Fark almam lazım. 20'nin içerisinde 2'nin katları 20 tane terim oldu. 20 bölü 2 10 tane. 20'nin içinde 6'nın katları 20 bölü 6 şekilleriyle tam sayısını yani 20 bölü 6 3 18 2 kalanı sormuyorum. 3 tane yani şu 3 taneyi verdi. O zaman 10 eksi 3 eşit 7 tane olmayan 3 tane olanlar 3 bölü 10 var hangisini soruyorsa. Şimdi bu sorunun aynısını 134 taneye şey yaparsak 2'den başlayarak onu diğer kalemle çözmek istiyorum. Takip edebilirim diye. Şimdi arkadaşlar biz nereden başlıyoruz? 2, 4, ondan sonra 6, 8 diye gidiyoruz. En son arada nereye geliyoruz? 268'e geliyoruz. Ve kaç tane o zaman terim var? 268 bölü 2. Zaten bu veriliydi. 134 tane terim var. Peki 6 6 kaç tane var? 3'e bölünebilmek için 6'yı da gitmek zorundayım. Çünkü şu kural hala geçerli. O yüzden 268'i 6'ya bölmeye çalışıyorum. 4 kere 6 24. 50 var. 2. 8'i indirdim. 4 kere 6 24. 4 kaldı. Beni ilgilendirmiyor. Şu önemli. 44'ü bundan çıkartırsam 0. Burada kaldı 9, 90. 90 tanesi arkadaşlar 3'e bölünmüyor. 40, 44 tanesi 3'e bölünüyor. 44 tanesi 3'e ve 2'ye. 2 ve 3'e yani 6'ya bölünüyor. 6'ya bölünür. 90 tanesi bölünmez. Arkadaşlar konuyu böyle ele alırsanız siz hani soru küçültmeyi olasılıkta da kullanacaksınız arkadaşlar. Yaklaşacaksınız konuya. Evet, önemliydi. Teste geri dönüyorum arkadaşlar. 7. soru. Ne diyor 7. soru? Bir çiftlik sahibi elinde bulunan 15 koyun, 20 keçiden birisini Kurban Bayramı'nda rastgele seçerek kesmek istiyor. Arkadaşlar bu bizim için bir soru ama oradaki koyun ve keçiler için soru değil. Hayatın gerçeği. Düşünsene bir tanesi güme gidecek. Seçen hayvanın koyun olmama olasılığı. Şimdi burada ne anlıyorduk? Koyun olmama başka hayvan, tek hayvan kaldığı için olmama olasılığı eşittir. Keçi olması demek. O zaman istenen bölü hepsi yaparsak keçi bölü hepsi. Keçine nerede? 20. Hepsine 15 artı 20. 20 bölü 35. 5'e böl 4. 5'e böl 7. 24 dairelik bir apartmanın 8. soruya geçtik arkadaşlar. Hızlı geçtik değil mi? 3 daire 3 dairesinde oturan kişiler Yasin'le akrabaları. Vay kızlar Yasin zenginmiş. Zengin not alalım bayağı. Yasin apartmana geldiğinde zillerden birisine rastgele basarsa bassız zilin bir akrabasına ait olan bir dairenin zili olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar istenen bölü yine istenen bölü hepsi yapacağız.
Basılan zil 24 aylık olduğu için 24 tane ihtimal var. İstenen akraba olması. O zaman 3 dairesindeki akraba olsun. 3 diyeceğim. 3 ile sadeleştirelim mi? 1 bölü 8'i bulacağım. 9. soruya geçiyorum. Bir torbada 5 sarı, 7 siyah, 9 yeşil renkli bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde çekilen bilyenin mor renkte olma olasılığı. Mor istiyoruz. Yani daha kısaltalım artık soruları. Mor bölü hepsi. Mor nerede? Yok lan mor. 0 bölü 21. Yani 0. Arkadaşlar mor olur mu ya? Burada sarı var, siyah var, yeşil var ama mor yok. O zaman 0. Mavi deseydi 0. Kırmızı deseydi 0. Sarı deseydi 5 bölü 21. Evet, devam edelim. Bir ailedeki 4 kardeşten bir tanesi kızdır. Bu kardeşlerden rastgele seçen bir kişinin erkek olması kaçtır? Şimdi istenen erkek, artık istenenleri yazmamaya başlıyorum. Böyle hepsi. Biri kızsa 4 eksi 1 eşit 3 erkek var. Bunlardan birini istediğine göre sen 3 bölü 4'ten birini istiyorsun. Evet. Bir animasyon şirketi hazırlayacağı bir çizgi film için katalog incelerken 3 tanesi gülen yüz olan 8 farklı yüz tipiyle karşılaşıyor. Bu yüzlerden birisini seçen animasyon şirketinin gülen bir yüz seçme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu da basit. Gülen. Böyle hepsi yapacağız. Bu gülen hangileri? 3 tane. Hangisi olduğunu önemi var mı? 3 tane demiş değil mi? 3 tane. 3. Hepsi de saymaya gerek var mı? 8 diyor. 3 bölü 8. Artık gülen demiyoruz zaten arkadaşlar. Evet, bittik.